Merhaba değerli izleyicilerim. Ben Canan Bektik. Bir Yaşamak Sanattır programında tekrar birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Evet, bu ara böyle bir konu başlıklarımız var ve o konular hakkında, seçtiğim konular hakkında birazcık sohbet ediyorum sizlerle. Bugün buraya gelirken kuaförüme uğradığımda beni güzelleştiren sevgili Gül'e buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Gül'le bir sohbetimiz oldu ve dedi ki Canım kar geliyor. Kar geliyor. Aa, ne güzel dedim. Aa, gerçekten mi dedi? Ben hiç sevmem soğuğu ama benim müşterilerim de burada hiç sevmiyor. Herkes dedi işte yine trafik olacak, işte ay kar geliyormuş falan böyle konuşmalar cevyan ediyormuş. Evet, bu konunun başlığı buradan çıktı. Ben de dedim ki ne kadar ilginç herkesin bakış açıları. Evet, bugünkü konumuz hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Evet, Access bunu çok kullanır sevgili Geliri ve Dane. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir, her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir, her şey göründüğünün tersidir. Neden bunu üç kez söyledim? Çünkü zihnimiz o kadar sınırlı bir şekilde gördüğünü gerçek yapıyor ki, bunu söylediğinizde zihnimiz bypass oluyor ve öyle bir kalıyor, kal geliyor ve hiç duruyor. Böyle çalışmayı durduruyor. Zihin kolaylıkla bizi durdurmayı bırakıyor. Zihnimiz yoldan çekiliyor. Kısacası bu. Zihnimiz yoldan çekildiğinde biz çok daha fazla bütünsel bakma potansiyelimizi ortaya koyabiliyoruz. Yani o kendiliğinden olan bir şey ve biz daha bütünsel bakabiliyoruz her şeyi. Daha fazla bütünsel bakıyoruz. Çünkü zihnimiz bize böyle bakmamıza sebep oluyor. Böyle sınırlı. Hani özür dilerim ama hani atlara takılır ya böyle hani o onun için gereklidir. Ama bizim için çok gerekli değil, hiç gerekli değil. O yüzden biz daha fazla görmeyi, bilmeyi, algılamayı seçebiliriz ve çok daha fazla bir bütünsel bakabiliriz olaylar içerisinde, olaylara, kişilerin yarattığı her şeye. Diyelim ki kar geliyor. Evet, kar geldiğinde İstanbul'da gerçekten hayat felce uğruyor diye duyuyoruz. Bir sürü bir şeyler oluyor ve bunlar da gerçek yani. Biz burada şimdi neyin sohbetini yapacağız diyebiliriz. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Evet, biz şikayet ediyoruz. Belki trafikte çok kalıyoruz. 2 saat, 3 saat işe gidenler var. Ya da başka şeyler var. Zorluklar oluyor, okullar tatil oluyor falan filan. Fakat hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ya dedim peki Gülcüm'le sohbet ederken kar yağdığında bir sürü şey ortaya çıkıyorsa ve biz bunu oraya takıldığımız için, o bakış açısına takıldığımız için, trafikte kaldığımıza takıldığımız için, işte büyük şehirlerde bu şekil hizmetin tam alınmadığına takıldığımız için ya da zorluğun daha fazla ortaya çıktığını, yaşadığımızı şikayet ederek takıldığımız için, o zaman olan biten her şeyi bütünsel olarak görmemiş, farkına varmamış oluyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. Kar yağdığında tabii ki bütün yeraltı suları dolmaya başlıyor. Çünkü o yağmurdan daha büyük bir şekilde, bunu hepimiz biliyoruz. Kar kaldığında toprak çekiyor ve çok daha fazla suya sahip oluyoruz. Bugün benim bir yere kadar getiren taksi şoförü de onu söyledi. Yani barajlar gerçekten geçen karda o kadar çok doldu ki dedi. %75 mi ne dolmuş? Aman dedi daha fazla taşabilir bu sefer o da. Neyse biz işine karışmayalım. Doğanın nasıl gerekiyorsa öyle olsun.
Çünkü bundan daha iyi nasıl olur? O da onun kıvamını biliyordur. Eğer ki biz izin verirsek. Ama biz çok şeye karıştığımız gibi çok bakış açısı yarattığımız ve çok yargıladığımız için her şey birbirine girmiş durumda. Evet. Dolayısıyla farkında olacağız ki o kar bize ne kadar bir hediye. Belki trafik zorlaşıyor gibi gözükse de. Ki o ayrı bir konu. Orayı da ayrıca bugün hemen inceleyebiliriz. Bunu da değiştirmemiz mümkün. Çünkü soru sormuyoruz trafik tıkandığında. Ben en olmadık zamanlarda, en olmadık yerlerden geçerken hiç trafik olmuyor. Bu gerçek. Bunu kaç kez yaşadım, kaç kez Facebook'a koyduklarım oldu, koymadıklarım oldu. Daha geçen gün bir hastanede bir ziyareti yaptım. 3 kez gittim. 15 gün arayla ve en civcivli trafik zamanında Boğaz Köprüsü'nden geçerek gittiğim yollar hep bomboştu. Neden? Çünkü ben seçtim. Ben bunu seçtim. Bunu seçtim. Bu kadar basit. Ben seçersem olur. Bir lokmacık bir yerde bir sıkışma oldu. Yine hiç üstümde durmadım. Yine seçimlerime devam ettim. Ve bir baktık ki orada bir küçük kaza olmuş. Ve o yüzden insanlar çok komik bir şey yapıyorlar gerçekten. Yıllardır farkında olduğum bir şey vardır. Bir yerde bir kaza varsa herkes onu geçerken oraya durur bir bakar. O durması demek arkadaki binlerce aracın da durmasını gerektiriyor. Ve dolayısıyla trafik denilen bir şey yaratılıyor. Yani biz daha fazla bilinç yaratırsak acaba bu trafiği yaratabilecek miyiz? Bu kadar yani karışıklığı yaratabilecek miyiz yoksa her şey kendiliğinden kolaylıkla akıp gidecek mi? Evet, o küçücük bir trafiği de o şekilde aşmış bulunduk ve fark ettik ki yine insanlar sağ olsunlar durup o şeyi izlemenin ne anlamı var? Bir kere baktığın şey iyi bir şey değil. Buradan kolaylıkla çıkıp buraya bir dua edip bir bundan daha iyi nasıl olur demek fark ettik. Orada bir şey var. Okey, bundan daha iyi nasıl olur deyip basıp gitmemiz gerekiyor ki arkada gelenleri. Çünkü zaten biz müdahale edemiyoruz. Orada gerekli kişiler bunu yapacaktır zaten. O bilgiler verilmiş gelmiş ama orada onu seyretmenin hiçbir bilinçlilik bir durumu yok. Bilakis arkayı tıkamaktan başka. Çok kısa bir 5-10 dakikalık bir trafikten sonra açıldı. Yani demek istediğim o ki kar, kış, kıyamet her neyse bunu biz yaratıyoruz. Her şeyi biz yaratıyoruz. Eğer ki o güzel kar geliyorsa bu gece güle güle gelsin. Bize de keyifle sularımız olsun. Ve başka hediyeleriyle birlikte gelecektir tabii ki. Geçenlerde bir bayanla tanıştım. Kendisi fizik öğretmeni, fen bölümünde öğretmen. Ve yine bir kar zamanıydı o konuşma. Bir telefonla konuşurken şunu söylediğini duydum. Kar bütün sesleri alır ve yok eder dedi. Ha, dedim gerçekten mi? Aa. Böyle bir şeyi bilmiyordum. Fizik olarak bunu yaptığını, bilimsel olarak gerçekten bilmiyordum. Ama farkındalığımda şöyle bir şey vardı. Kar yağdığında bütün böyle bir sessizlik kaplar. Değil mi böyle? Karda yürürsünüz. Sanki bir dinginlik vardır. O beyazın verdiği bir dinginlik gibi gelse de böyle bir orada etrafta sanki bir sürü kristal bir şey var ve bütün böyle bir sessizliği algılardım kar yağdığında. Ancak fiziksel olarak bunu yaptığını bilmiyordum. Çok etkilendim ve dedim ki ay çok teşekkür ederim bu sohbeti duyduğum için ve bunu mutlaka kullanacağım. Kar yağdığında gerçekten böyle bir şey varmış sevgili izleyicilerim. O sessizliği yaratıyor. Sessiz, bütün sesleri emen bir gücü varmış karın. Bakın ne kadar her şey göründüğünün tersi. Hiçbir şey bilmiyoruz biz aslında bir şeye takılı kaldığımızda bütün bilişi kesiyoruz. Bir bakış açısı yarattığımızda işte kar şöyle, ay yine mi kar geliyor, okullar tatil olacak. Geçen gün bir danışanımla sohbet ediyordum. Yaşasın kar geliyor dedi o da benim gibi.
Neden dedim? İşte o da kendinle ilgili bir hikaye anlattı. İşte şöyle olacak, böyle olacak ve bana kimse ulaşamayacak. Onun çok çılgın yaratıcı tarafı var. Her yeri öyle zaten, her şeyi çok yaratıcı. Ve dedi ki ben de o zaman Ebru sanatımı yapacağım. Çünkü bunun için bir zaman gerekiyor ve bu en güzel zaman dedi. Evet. Ya biz nelerden hoşnut olabiliriz? Belki kar yağdı. O an o şeyi yapamıyorsak. Onun yerine neyi koyabiliriz? O güne kadar yapmadığımız, bizi mutlu eden neyi koyabiliriz? Trafik bile olsa değiştiremiyor olsak bile ki değiştiririz. Hadi diyelim değiştiremiyoruz. O süreç içerisinde ondan nasıl faydalanabiliriz? Onu kendi avantajımıza, o süreyi nasıl kullanabiliriz? Ve biz neşede daha fazla nasıl devam edebiliriz neşeyi yaratmaya? Zaten kar yağdığında doğal olarak o neşe bende ortaya çıkıyor. Yaşasın kar, o karda yürüyeceğim işte ya da kar topu yapıp birbirimize atacağız falan. Böyle bir güzel, bir ilginç keyif aldığım bir mevsimdir, kış mevsimi. Ve o böyle karın o kristal ışıltısı, gece ayrı, gündüz ayrı beni heyecanlandırır gerçekten. Ve her bir kar tanesinin birbirinden farklı olduğunu da biliyorum. Bu hele müthiş bir şey. Yani bunu seyrediyor olmak gerçekten. Hepsinin birbirinden farklı olduğunu, sonsuz sonsuz bir olasılık var olduğunu görmemizi sağlıyor her şeyden önce. Dolayısıyla her şey göründüğünün tersi sevgili izleyiciler. Yani dünyaya kimin gözüyle bakıyorsunuz? Bir başkasının bakış açısıyla mı bakıyorsunuz? Kimin gözüyle bakıyorsunuz gerçekten? Yoksa hiç kimsenin gözüyle bakmasak, tümüyle kendimize ait hiçbir bakış açımız olmasa, hiçbir bakış açısını gerçek yapmasak, biz ne yaratırız, ne ortaya çıkardı ona baksak ve neyi fark ederiz orada, neyi değiştiririz. Böyle çok heyecanlı şeyler olur. Her şey bir keşif haline gelir tüm yaşamımız ve o keşif bize coşku, neşe getirir. Getirir. Evet. Bakalım bu gece yarı yağacak olan kar bizim için hangi hediyeleri getirecek, hangi sevinçleri ortaya çıkaracak? Tabii ki evsizlere kolaylıklar diliyorum buradan. Tabii ki onlar sokaklarda o ızgaraların üstünde yatanlara gerçekten gerçekten seçimlerini değiştirmelerini diliyorum. Bundan başka onların yaptığı bu seçimleri de onurlandırarak tabii ki. Çünkü her şey bir seçim ve her bir seçimi onurlandırmak durumundayız. Başka neler mümkün diyorum. Biliyorsunuz, bilmem biliyor musunuz, ben okumuştum bir seri, bir kitap dizisi vardı. Tanrı ile Sohbet kitabının yazarının hayat hikayesini de filme çevirmişlerdi. O gerçek bir film çünkü. Onun kitaplarını da böyle çok uzun, böyle 4-5 tane okumuştum 2000 yılından önce. Orada da kendisi sokakta kalan bir ilginç bir dönemi var o kişinin de. Ama gerçekten seçimlerini nasıl değiştiriyor ve neler ortaya çıkıyor, ne farkındalıklar, ne bilinç, nasıl hayatını farklı bir şekilde yaratıyor. Çok güzel bir kitap dizileridir onlar ve filmi de var. Evet. Eğer ki biz gerçekten farklı şeyleri görmeyi seçersek, kendi gözümüzü, görüşümüzü değiştirip daha fazla farkındalık yaratmayı seçersek, daha fazla bilinç yaratmayı seçersek hep birlikte daha başka neleri fark edeceğiz? Her şey, olan her şey bize nasıl bir katkı, nasıl bir hediye? Bunu anında göreceğiz. Ve anında bu bizim için bir sevinç kaynağı olacak. Her şey bizim için bir sevinç kaynağı olsa ne olur, değil mi? Ne kadar güzel olur. Bunun için neler mümkün diyorum. Evet sevgili izleyiciler, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her şey göründüğünün tersidir. Bu böyledir. Bunu eğer ki hiç unutmazsak, hep hatırlarsak,
Gördüğümüz hiçbir şeyi gerçek kılmazsak. Çünkü Mevlana'nın da çok güzel bu konuda bir ifadesi vardır. Sen görmüyorsun diye alemler yok değil der. Demek ki biz bu üç boyutlu realitede yaşarken, bu fiziksel gerçeklikte yaşarken bazı şeyleri göremeyebiliriz. Ama bu hiçbir zaman göremeyeceğimiz anlamına gelmesin. Bir bakacağız ki bir sürü şeyi görüyor olacağız. Kimsenin görmediği şeyleri görmeye başlayacağız. Hatta Kristof Kolomb'un gemileri Amerika'ya yaklaşırken, biliyorsunuzdur mutlaka, hiç kimse o gemileri görmemiş. Çünkü neden? O güne kadar gemi gören olmamış. Gemiyi tanımlayamıyor kişi. Zihin ancak daha önce bildiği bir şeyi görür. Bilmediği bir şeyi görmez. Eğer ki bir gören varsa ve o topluluğa ya da o kişiye onu gösteriyorsa ve ondan sonra o diğer kişiler de onu görüyorsa, işte o zaman her şey değişmeye başlar. Ki öyle olmuş. Kristof Kolomb'un gemileri yaklaştıkça hiç kimse görmemiş, bir tek kişinin haricinde. O zaten bir yerli, hepsi yerli. Ancak o farklı biri, o bilen biri ve diyor ki, görüyor musunuz gemileri diyor, işaret ediyor. Ve bu bir filmde de oldu, bir filmde de gördüm ben bunu, canlandırdılar. Ve o zaman bütün herkes o gemileri görmeye başlıyor. Bir gören diğer görmeyenlere bunu anlatıyor. Ve biliyorsunuz yine Mevlana'nın çok güzel bir ifadesi vardır. Der ki, körler ülkesi diye ifade eder. Körler ülkesi diye. Lütfen internetten girin, o yazıyı okuyun. Geçenlerde ben onu paylaşmıştım. Hatta bir sene önce paylaşmıştım. Facebook tekrar tekrar önüme koyuyor bazı şeyleri. Ve tekrardan paylaştım. Körler Ülkesi'yle başlayan dizisini, 2-3 satırlık şeyi okuyun. Gerçekten neleri görüyoruz? Camla elmasla arasındaki farkı anlatıyor. Diyor ki, sen diyor kendine bir kör için elmas da aynıdır, cam da aynıdır diyor. Sen kendini kimin gözüyle görüyorsun? Eğer sana bakan körse, lütfen sen kendini cam zannetme diyor. Böyle güzel bir ifadesi de var. O yüzden kimin gözüyle görüyoruz bu dünyayı? Kara baktığımızda, trafiğe baktığımızda kimin gözüyle bakıyoruz? Lütfen daha fazla farkındalığı ve görmeyi seçelim diyorum sevgili izleyicilerim. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. İnşallah bir başka Yaşamak Sanattır programında tekrar farklı bir konuyla karşınızda olmayı seçiyorum. Eğer ki sorularınız varsa cananetbilincierişim.com'a yazabilirsiniz. Ve tüm programımızı, bizi takip etmek isterseniz bilincierişim.com'u ziyaret edebilirsiniz. Lütfen takip edin, çünkü yakında Bilinci Erişim'in ikinci kitabı çıkıyor. Sevgili Dr. Dane Heer'in Kendin Ol, Dünyayı Değiştir kitabı çıkıyor. Onu tabii ki sosyal medyadan takip edebilirsiniz, web sitemizden takip edebilirsiniz. Ve bizi takipte kalın ve belki de çok güzel bir lansman yapmak üzereyiz. Bunun için size bilgilendirme atacağız tabii ki. Tekrar teşekkür ediyorum, görüşmek üzere diyorum. Bir başka Yaşamak Sanattır programında hoşça kalın.